Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda aldatan kadınları ele veren 10 gizli davranıştan bahsederek önemli analizler yapacağım. Maddelerin açıklamaları çok önemli olduğu için yanlış bir yorum yapmamak için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz ve tek bir madde kadında var diye aldattığına dair çıkarımlar yapmamalısınız. Bunu da söyledikten sonra kısa bir hatırlatmam olacak. Beni TikTok'tan takip etmeyen arkadaşlar mutlaka takip etsinler. Her akşam 23'te canlı yayınlarım oluyor arkadaşlar. Hazırlamamı istediğiniz konuları da yorum kısmında mutlaka belirtin. Hiç vakit kaybetmeden aldatan kadınları ele veren gizli davranışlara geçmek istiyorum. 1. Aldatan kadınlar hiçbir hatanız olmadığı zamanlarda bile sebepsiz yere size kötü davranmaya başlarlar. Benzer davranış tarzları tabii ki sizden vazgeçen ya da ayrılmak isteyen kadınlarda da olduğu için sadece bu maddeye bakarak bir netliğe ulaşamazsınız ama size çok iyi davranan bir kadının sürekli kötü davranmaya başlaması ciddi bir sorundur arkadaşlar. 2. Aldatan kadınlar özellikle habersiz yaptığınız her işe ciddi manada tepki gösterirler ve sürprizlerden asla hoşlanmazlar. Kişisel olarak sürprizleri seven bir kadın, özellikle son zamanlarda sürekli nerede olduğunuzu ölçmeye çalışmak için size ihtiyaç listesi atıyorsa ve bu tarz bahanelerle çaktırmadan nerede olduğunuzu ölçmeye çalışıyorsa bu konuda çok temkinli olmalısınız. Özellikle uzak mesafe ilişkisi yaşadığınız bir kadın. Haber vermeden yanına asla gitmenizi istemiyorsa, onu merak ettiğiniz için nerede olduğunu sorduğunuzda sana hesap mı vereceğim beni rahat bırak artık tarzında sürekli size meydan okuyorsa ve bu tarz sorular sormamanızı istiyorsa bu işaretler de yabana atılacak işaretler değildir. Üçüncü maddemiz aldatan kadınları ele veren en gizli davranışlardan biri sizi aldattıkları kişiyi ya en yakınları olarak tanıtmaları ya da hiç tanımıyormuş gibi yapmalarıdır arkadaşlar. Sizi aldattıkları kişileri genelde en yakınları olarak tanıtırlar ki Onunla birlikte olduklarında bile size denk gelseler de mutlaka yapacak bir açıklama bulurlar ve böylece yakalanmamış olurlar. Özellikle bu kişileri iş arkadaşı ya da kankaları gibi tanıtarak onunla vakit geçirmesine müsaade etmenizi beklerler. Hatta kıskançlık yaptığınızda size ciddi tepkiler göstererek bir daha bu konuda yorum yapmamanızı sağlarlar. Durum öyle bir hale gelir ki onu kısıtladığınız için bile özür dilemek zorunda kalırsınız ve böyle bir aldatma ihtimali bile yok zannedersiniz. Dördüncü maddemiz aldatan kadınlar özellikle sinirleneceğiniz şeyleri bilinçli bir şekilde yaparlar ve bu davranışları kaybetme korkularının olmadığını gösterir. Bu durumda sizi suçlu hissettirirler ve onlara daha iyi davranmaya başlasanız bile onları asla memnun edemezsiniz arkadaşlar. Hatta bazı dönemler size sebepsiz yere iyi davranmaya başlarlar ve yine birden kötü davranmaya başlarlar. Bu durum aldattıkları kişiyle aralarının nasıl olduğuna bağlıdır. Eğer sizi aldattıkları kişiyle araları iyi ona dokunmamanız için bahaneler özellikle bulabilirler. Böylece fiziksel temasta bulunmanızı da önlemiş olurlar. 5. maddemiz Aldatan kadınların en gizli davranışlarından biri de kendi suçlarını örtmek için sizi sürekli aldatmakla suçlarlar. Böylece onlardan asla şüphelenmezsiniz. Aldattığınıza dair mantıklı delil bile gösterecek kadar akıllıca söylemler geliştirirler ve bu süreçlerde size güvenmiyormuş gibi yaparak sürekli konum atmanızı sağlarlar ve nerede bulunduğunuzu bir şekilde sorarlar. Böylece aldatılmaya dair şüphe aklınıza bile gelmez. Hatta bu süreçlerde ona güvenmediğiniz için kendinizi bile suçlar hale gelebilirsiniz. Altıncı maddemiz özellikle sizi aldattıkları kişiyle buluşma vakitleri yaklaştığı zamanlarda Önceden aranızı bozmak için en küçük bahaneyi bile kullanmaya başlarlar. Böylece küs kaldığınız süreleri aldattıkları kişiyle geçirmiş olurlar. Eğer küs olduğunuz durumlarda barışmak için onları ararsanız, aldattıkları kişi de yanlarındaysa panik içinde telefonu meşgule atarlar ve ciddi bir tepki vererek hatta sizi engelleyerek bu şekilde size tepki verirler arkadaşlar. Siz de hala size kırgın olduğunu zannedersiniz ve belli bir süre onu aramamış olursunuz. 7. Özellikle uzak mesafe ilişkisinde güveninizi bilinçli bir şekilde sağlamaya çalışan aldatan kişiler eğer aldattıkları kişiyle telefon konuşması yaptıkları zamanlarda onları ararsanız sizi meşgule atarlar ve yakalanmamak için konuştukları kişinin ismini kız arkadaşlarının birine çevirerek size ekran fotoğrafı atarlar. Fakat meşgule attıkları zamanla ekran fotoğrafı attıkları zaman arasında mutlaka bir değiştirme zamanı geçer arkadaşlar. Aldattıkları kişinin ismini değiştirdikten sonra arama kayıtlarından o kişiyle olan tüm kayıtları silerler ve mesaj kutusunu mutlaka boşaltırlar. Böylece ileride o saati not alıp ona bunu sorduğunuzda ben zaten kayıtları tutmuyorum gibi bahaneler uydurmuş olurlar. Eğer kadının telefonunda başka konuşma kayıtları varsa ve not aldığınız o zamandaki konuşma kaydı silinmişse bu ciddi bir işarettir arkadaşlar. Fakat bu durumda telefonu size vermemek için her türlü tartışmada çıkarabilir. 8. maddemiz aldatan kadınlar size karşı son derece özensiz görünürlerken aldatacakları kişiyle olan buluşmalarına ciddi bir hazırlık yaparlar. Ve son zamanlarda kendilerine çok iyi bakmaya başlarlar. Ona bunun nedenini sorduğunuzda kendilerini iyi hissetmek için yaptıklarını söyleyebilirler. Böyle bahaneler uydurabilirler. Hatta uzun zamandır giyim için hiç alışveriş yapmayan kadın, son zamanlarda sürekli olarak alışveriş yapmaya başlar. Her gün yeni şeyler giyer. Ona bu değişimin nedenini birden çok sorduğunuzda ise size ciddi tepkiler gösterirler. Hatta her şeye müdahale ettiğinizi ve onu kısıtladığınızı söylemeye başlarlar. Fakat size karşı son derece özensiz kıyafetlerle gözükmek umurlarında bile olmayacaktır arkadaşlar. Eskiden karşınıza makyajsız çıkamadıkları halde artık özensiz bir şekilde karşınıza çıkmaktan çekinmezler. Dokuzuncu maddemize geçmek istiyorum. Aldatan kadının ten kokusu bile değişir ve sizden iğrenmeye yönelik hareketler sergilemeye başlar. Önceden size bayılan kadın sürekli olarak kusurlarınızdan bahsetmeye başlar. En beğendiği özelliklerinizi kusur olarak göstermeye başlar. Bu işaretler artık sizden uzaklaştığını ve başkasına ait olduğunu gösteren işaretlerdir. 10. maddemiz sizi özellikle sosyal çevresinden uzaklaştırmaya çalışıyorsa ve belirli günlerde sizle dışarı çıkmaya çekiniyorsa bu kadın birileriyle görülme endişesi taşıyor demektir. Eğer geçmişte böyle bir şey yapmıyorsa, son zamanlarda da bunun nedenini sorduğunuzda size ciddi tepkiler veriyorsa, o konuda gizlediği bir şeyler mutlaka vardır. Hatta sizi ona güvenmemekle suçlayarak, sizi ciddi manada manipüle ederek bir daha böyle bir sorgulama yapmamanızı sağlar. Özellikle telefonu ters koymak, Instagram ya da WhatsApp mesajlarının ekran bildirimlerini kapatmak telefona şifre koymak, telefonuna bakmanıza asla izin vermez ve kendisi sizin telefonunuza rahat bir şekilde bakarken siz karıştırmaya başladığınızda ciddi bir tedirginlik yaşamaya başlar. Tamam artık niye bakıyorsun bana güvenmiyor musun? Ben baktım diye karşılık olarak bakmak zorunda mısın? Telefonun bana versene. Diyerek sizi ciddi manada manipüle ederler ve tartışma çıkarıp telefonu elinizden hemen alırlar. Bu tarz durumların geneli ilişkinizde varsa arkadaşlar temkinli olmanızda fayda vardır ama tek bir maddeye bakarak bir kadının sizi aldattığına dair çıkarım asla yapmayın arkadaşlar. Aldatma ile alakalı benzer durumlar erkeklerde de yaşanıyor tabii ki. Fakat bir kadın sizi gözden çıkarıp ondan ayrılmanız için sizi aldattığını söyleyene kadar onun aldattığını anlamanız mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmanızda fayda vardır. Değerli arkadaşlarım bu videonun da sonuna geldik. Beni TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Her akşam 23'te TikTok canlı yayınımı hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın, seviliyorsunuz.